Evet, şöyle Anka 3'ün etrafında dolaşıyoruz. Şöyle mühimmatları göstereyim. Hemen burada SOMJ var. SOMJ F-35 için yapılmıştı. Kısmet daha sonra tabii ki Anka 3'e milli muharip uçağı oldu. Aselsan'ın TÜBİTAK SAGE ile yaptığı burada bomba salanları. Hemen yanında da süper hızlı şimşek var. Burada da Mahmut Akşit Profesör Doktor T için röportaj veriyor. Biraz sonra onunla da böyle bir röportaj yaparız. Kanatların altına doğru şöyle dönelim. Evet, burada süper şimşeği görüyoruz. Çift kuyruğu var. Kanadındaki direkt kanatları. Mühimmat altta hava alığının girişi var. Şöyle iniş takımlarına bakıyoruz bir taraftan. Gerçekten Anka 3 inanılmaz görüntü olarak çok heyecan verici bir hava aracı. Emniyet duysun, TUSAŞ mühendislerinin emeklerine sağlık. Gerçekten üretim açısından da şöyle gövde üzerine bakınca kalite gerçekten çok yüksek. Burada motorunu görüyoruz. Ukrayna yapısı motor. Umarız ileride bu TEİ tarafından geliştirilecek TF-6000'i yer alsın diyoruz. Şöyle kanatların etrafında dönüyoruz. Çok çok heyecan verici bir tasarım olduğunu tekrar tekrar söylüyorum çünkü söyleyecek kelime bulamıyorum. KGK kanatlı güdüm kiti 82, 83 serisi, HGK 84 burada yanında. Şöyle dönüyoruz. Herkes tabii ki keyifle fotoğraf çektiriyor burada. Şöyle geliyoruz. Hava alanı da burada arkadaşlar çektirirken önde tabii ki test için yapılan prototipi. Şurada da hava alığı uçağın çift bir iniş takımı var. Bunu görmekte fayda var yandan. Çift iniş takımı biliyorsunuz katapult sistemlerinde kullanılabiliyor. Altta alıcı ve radar anten çeşitli çıkıntılar var. Şöyle görüyoruz. Bakıyoruz ve keyifle uçağı seyrediyoruz. Helikopterler uçaklar uçuyor ama bu Anka 3'ün tasarımı beni benden aldı. Ve gerçekten sizlerin ellerine sağlık. O kadar tertemiz bir üretim yapılmış ki. Yani sanki hani 10 yıldır envanter de bizim Anka 1 gibi. Ondan sonra öyle ben hissettim. Sizi tanıyalım mı? Dinçer Doğukan Göre ben. İnsansız uçak sistemleri departmanında bizim uçuş başkanlığında şef, test pilotlarımız şef olarak görev yapıyorum. Sizi tanıyalım. Ahmet Emre Yılmaz ben de. Ben İHA test pilotu kategori 1 test pilotu olarak çalışıyorum. Şimdi tabii merakla ilk uçuşun çok yakın olduğunu hissettik, duyduk. Bir İHA pilotu olarak herhalde Anka'ya Aksungur'u uçuruyorsunuz ama bunun yapısı itibariyle uçuş açısından kolay mı veya biraz yazılımlar mı kurtarıyor sizi? Bir soruyla başlayalım. Sanki mühendislerimiz kurtarıyor bizi. Gerçekten çok zor bir tercih yaptılar. Yani şu ana kadar Türkiye'de üretilen hiçbir uçak sistemiyle aslında benzerlik taşımayan kuyruksuz bir yapıya sahip. Öyle demeyelim. TAK-13 var. TAK-13. O tabii. Yani onu çok eskiden ki kısmı söylüyorsunuz herhalde, evet, değil mi? Evet, evet. Tamam. Yani evet. Ama göklerle buluştu ve yani, uçtu ne kadar... Çok az o ama bir jet oldu. Motorlu, yeni jet bir, motorlu. Bir bakış İHA'da. Aynen öyle. Gerçekten zor bir tasarım. Ama bizim arkadaşlarımız işte ne yazık ki böyle zoru seçiyorlar. İmkansız, olayı sevmiyoruz. İmkansız onlar için biraz zaman alıyor. Onlar zoru seçiyorlar. Güzel olacak. Taksisi çok başarılı, çok güzel geçti. Emre hocamla beraber taksi icra ettik. Emre hocam hatta kumandadaydı. Çok keyifli bir taksi vardı. Çok stabil bir taksi de kendini öyle gösterdi. Simülatörde de aynı şekilde uçuşları icra ediyoruz. Gerçekten çok başarılı. Göklerle buluşacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Merakla. Şimdi kumanda sizdeymiş. Şöyle bir Anka ile Aksungur'la kumanda açısından bir karşılaştırır mısınız? Anka 3'ü ne hissettiniz? Ne his verdi size? Şöyle söyleyeyim. Her şeyden önce bir jet uçağı. Süratler yüksek. Süratler yüksek. Geometrisi stabil görünmese de yani zor bir geometri olduğunu söylüyor Doğukan hocam. Gerçekten de öyle. Geometrisi zor olmasına rağmen taksisi çok daha güzeldi. Çok daha rahattı. Beraber yaptık zaten. Hem Doğukan hocam hem ben. Biraz daha stabildi, güzeldi, rahattı. 20-25 knotlara kadar çıktık. Çok rahat, güzel kullandık. Çok keyifliydi. Bunun sonrasında hızlı taksi testleri yapacaksınız. Arkasından da herhalde ilk uçuş için gün sayıldığı bilgisi söylendi bize. Genel müdürümüz 15 gün diye söyledi biz onlar. Ben bir hafta diye durdum ama. Tamam.
Emniyet duysun. Bak burada da izleyicilerimize söyleyelim. Geç olsun, aynen, güç olmasa emniyet çok önemli. Siz onun %100 emin olduğunuz zaman işte o zaman uçuyor. Aynen öyle. Onlar da geri beslemeyi bizlerden alıyorlar. Sayın yöneticilerimiz de sonuçta bizlerin, test pilotlarının, test mühendislerinin fikirlerine çok önem veriyorlar. Biz emniyetsiz bir şey gördüğümüz zaman orada duracaksınız. Öncelik emniyet diyorlar. Sağ olsunlar bu anlamda gerçekten çok büyük destek veriyorlar. İnşallah bir hafta 10 güne, yani önümüzdeki günler hava da güzel, hızlı taksilerini yapıyor oluruz. Bir hafta 10 güne de ilk uçuşunda göklerde süzülürken sizlerle ve izleyicilerle, bütün halkımızla paylaşmış oluruz o görüntüleri. Şimdi Teknofest'te en son ben Kızıl Elma'yı gördüm. O da çok stabil uçuyordu. Sonra son gün Solo Türk geldi koluna, beraber uçtular. Vallahi diyelim ki gerçekten gelecek yıl Anka 3 şöyle bir Kızıl Elma ile bir kola gelsin. Belki Milli Muharep'te katılır, bilmiyoruz artık. Çok da güzel olur. Sağında bir Kızıl Elma, solunda bir Anka 3. Ortada Milli Muharep uçak, gerçekten çok güzel bir görüntü olur. Şimdi biz tabii öyle Anka 3 diyoruz, Kızıl Elma diyoruz da bu altındaki şimşek başta olmak üzere bu herhalde temiz bir şekilde, herhangi bir dış yüksüz herhalde ilk uçuşu yapacaksınız. Evet. İniş takımları aşağıda, herhangi bir yük olmadan ilk uçuşunu gerçekleştireceğiz. Ama ilerleyen konfigürasyonlarda 7 tane istasyon olması planlanıyor. 2 tane kanat altında, her iki kanat altında. 3 tane de gövde kısmında. Epey bir mühimmat taşıyacak gibi görünüyoruz. Şimşek'te biliyorsunuz hem hedef uçak olarak kullanıyoruz hem de kamikaze drone olarak kullanabiliyoruz. Arka tarafta görüyorsunuz zaten gerçeği ve maketini. Onu da inşallah ilerleyen süreçte test edeceğiz. Yani aslında bir kuştan, bir yumurtadan iki kuş çıkaracak. Bir büyük kuş Anka 3 var, bir de şimşekler çıkacak. Sizlere çok kolay gelsin. Burada böyle ekibi görüyorum ben. O kadar gözlerim böyle, o kadar böyle ağlayacağım, zor tutuyorum. Ekip çok yorgun ama hepsinin yüzleri. Ben Temel Bey'le cumartesi günü röportaj yaptık Teknofest'te. O da çok yorgun ama rahatlamış uçurunca. Sizlerde de sizin bir Anka 3'ü uçurun. Ondan sonra sizlerle bir daha bir araya gelelim, izin alalım. Bizler de uçuralım, bizler de bir kucaklaşalım. Hem genel müdürümüzle hem de bütün mühendislerimizle o coşkuyu bizler de yaşayalım. İnanın sabırsızlıkla bekliyoruz. Alışkanlık oldu. Sizlere emniyetli, güzel güzel uçuşlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun.